Başlıyorum. Şimdi dün aslında haftanın birincileri açıklanırken, tatlı bir olay yaşarken tatsız bir olay da yaşadık. Oraya geleceğiz ama ondan önce Akın ve Tuğçe çifti artık bir hafta oldu mu ayrılalı siz? Bir haftadır beraber değilsiniz. 1,5-2 hafta. Ama net olarak... Dışarıdaki ilişkisiyle yani, eşleştirecek de ondan öyle söyleyeyim. Ha, tarihi ona göre koyuyoruz. Biz ayrıldık. Halbuki pazartesi günü de tatlı tatlı konuştuk, ilk defa medeni bir şekilde yüz yüze gelebildik evet, falan diyordu. Olmaz, normal olalım demiş. Peki o yüz yüze gelip medeni şekilde konuşmanızdaki bir nokta bizim çok dikkatimizi çekti. Siz ayrıldıktan sonra konuşuyorsunuz ama ne bileyim ayrılan insanlar acıyı, özlemi, hasreti falan konuşurken başka bir şeyi tırnak içine alıyorsunuz bir bakalım. Onları da aldınız ama bunu da aldınız. Niye ki? Merak ediyorum. Sen bana kurduğun o birkaç cümle, işte biz seninle çok güzel bir çift olabilirdik, şu olabilirdik. Evet. Ya olabiliriz. Biz seninle burada sonuna kadar gidebilirdik dedim. Biz seninle sonuna kadar gidip birinci çıkabiliriz. Şimdi bak bu cümleyi... Bak bunu bile kurdun şu an. Bu cümleyi kurduğunda... Anlamda, değil mi? Biz benim kafamı, benim kafamı neye en getiriyor En güzel musun? Çift olarak... Dinle. Hani, bak bunu aa ne güzel tartışıyoruz çıkabiliriz. Şu an. Evet. Tamam şu an inanamıyorum yani. Süpersin. Sonuna bak, kadar an, gidebiliriz. Tamam evet. Bu cümleyi kurduğunda ben diyorum ki kendi kendime... Sonuna kadar gitmesek de önemli değil. Sen bu cümleyi bana kurduğunda o kadar gerginliğin üzerine... Ben diyorum ki programı mı önemsiyor? Hala aynı şeyleri savunuyorsun. Bak ben sana savunmuyorum, bana bunu hissettiriyor diyorum. Bunu böyle söylemek yerine farklı bir yerden söylemeyi tercih edersin. Bebeğim şu an buradayız ya, bunu anladın önemsemem mı lazım zaten. Seni önemsiyorum ama burada da bu yaşanacağı için burada tartışmasız en güzel şekilde ilişkimizi yaşayıp buradan el ele bir numaralı çift olarak çıkabiliriz. Anladın mı? Yani hani bütün çiftler ne yaşarsa yaşasın. Biz en güzelini yaşayalım. Biz seninle en iyi olabiliriz demek istedim. Evet, bunun arkasındayım. Bu çok normal bir şey. Bu çok normal bir şey. En iyi olmak isterim zaten burada 10 tane de çift varsa. Ben gerginim. En iyi gösterilmek isterim parmakla. Çok normal bir şey mi? Burası sınıf mı? Hani birinci aldım kırmızı kurdela taktık böyle bir şey mi? Ama yoksa amaç mutluluklu evlilik mi? Takdir belgesi verecekler. Önce Didem'e soruyorum. Hep başından beri söylediğim şeyi kendi ağzıyla söylemiş zaten Tuğçe. Benim aslında bana hiçbir şey kalmamış bile söyleyecek. Burayı bir rekabet ortamı olarak gören zaten Tuğçe. Çünkü ben ilişkimi hiçbir ilişkiyle hiçbir zaman yarıştırmadım. Ve hiçbir zaman da ben birinci olmak, ben birinci olmak ya da burası ne olursa olsun en iyi gösterilmek, alkışlanmak, beğeni toplamak için ilişki yaşıyorum asla demedim. Çünkü ilişki... Ben dışarıda nasıl yaşıyorsam bu evde de yaşıyorum. Hayır, sadece hatta burada zaten kurallar dahilinde yaşıyorum. Demek ki o şekilde yaşanıyormuş. Demek ki evet, demiyor ki Akın'a biz seninle hiç ayrılmadan, birbirimizi kırıp üzmeden sonuna kadar, nikah yoluna kadar gidelim demiyor da birinci olalım, birinci olalım, en iyi biz gösterilelim. Her kimse umurumda değil, en iyi biz olalım artık diyor. Artık Akın'a dikkatini kabul çekmiş. Bu da niyetimi belli ediyor. Akın da buna geliyor zaten. Sırayla. Akın da bununla geliyor zaten. Sen benim diyor ilişkimizi tamir etmeye değil de birinci olabilirdik evet de geliyorsun abi. Bunu burada değil başka şekilde söyleyebilirdin de diyor Akın bir de. Bunu da evet söylüyor ayrıca. Bir de yani o var. Bir de o orada var yani yayında söylediği için bunu hani başka şekilde de söyleyebilirdin. Kendisi yayına taşıyor diyor ama. Ben kendisi ya, hayatım ya, sen orada diyorsun artık ki. Artık burada söylenen şey yayındadır. Bu ağzından çıktıysa ve sen orada kabul ettiysen söylenmiştir sen yani. Ki, zaten kabul diğer ediyorum. Diğer çiftler umurumda değil. Onlar ne yaşarsa yaşasın biz hani en iyi anlaşan birinci olabilirdik. Ne anlatmak istedin birinci olabilirdik? Hemen yani anlatayım. Birinci olabilirdik. Hemen şunu anlatayım diyebilirsin. Bak burada birincilik şöyle bir şey. Kurallarımızı izleyicilerimiz biliyor ama hatırlatayım. Gerçekten en yüksek evlenerek puan alan insanlara anlamında soruyoruz. Geçen sene en yüksek puan alanlar evlenmedi. İkinciler evlendi ve birincilerimiz onlar oldu. Evlerini, köylerini, düğünlerini, düzenlerini kurduk. Evliler şu anda bebek bekliyorlar. Birinci olmak demek, mutluluğa kemale ermek demek. Evet. Evlenmek isteyen herkesi de evlendiriyoruz. Birinci çift olmak... Ne? Aslında birinci değil bir numaralı hani birinci çift evet aynı birinci şey diyorsun. Ama şöyle söyleyeyim Seda Hanım evet biz burada en iyi olabilirdik keşke böyle olmasaydı böyle davranmasaydın bunları yaşayacağımıza biz çok iyi olabilirdik ve buradan sonuna kadar gidip bir numaralı çift olarak çıkabilirdik dedim evet artık en iyisi biz olabilirdik ne demek ya sen ne neyle yarıştırıyorsun
bir şeyle sen yarış... kimle yarıştasın? Sen kimi neyle yarıştırıyorsun ya? Ben kimseye kıyaslamıyorum. Sen adamla bir bak, sen adamla daha doğru düzgün bir ilişki başından beri kuramadın ki daha bir demek niye ki acaba? Bak, burada niye niyetinin ne olduğunu kendi ağzınla, dilinle zaten anlatmışsın. Tamam söylediğimin arkasındayım. 4 sen olmak birinci isterim. Olmak için, ödül almak için buradasın ve niyetin alakası buydu yok. Ve bu yüzden ödül, de akını tercih ettin. Akını bu amaçla kullandın. Patladınız. Ve dedim niyetiniz ki, patladı, siz de patladınız. Konuşmanın devamı da var dedim ki. Gelecek o da ama önce bu kadar tamam. Kısmını konuşalım. Kemal. Neden birincilik değil de olur da elenirsek yine senin devamı elini var, tutup birincilik şekilde ya. Çıkarım diyemiyor. Kemal devamını bekle. Devamı olsa bile birincilik ağzından lafının çıkması değişir. Seda Hanım bir kere siz her zaman dediniz ki prodüksiyon isteyen herkese evlendiriyor. İlla birinci olmanıza gerek yok. Aynen. Demek ki onun umrunda olan şey evlenmek değil birinci olup en ödülü kapmak. Herkesin zaten, önünde popüler olmak. Zaten şöyle bir şey var, şu anda ilişkileri son derece iyi giden, birinci olmamış, evlenmemiş ama mutlu çiftlerimiz var bu evde tanışan dışarıda. Akın, sen de bunu bile bile nasıl Tuğçe ile devam ettin? Madem buna gerçekten inandın ve eve taşıdın. Biz o konuşmayı yaparken zaten çoktan bitik durumdaydık ve şöyle devam etti konuşma. Devamını anlatmıyorum, sadece bir cümlemi söyleyeceğim. Bu saatten sonra olsak da olmasak da. Peki bittikten sonra bu konuşma nasıl? Yine canımlı cicimli ama ben... En azından ben canımlı cicimli hiç bir cümlem yok orada. Olmadı. O bana telaffuz etti ama o da alışkanlığından oldu. Bir şey söyleyeceğim. Buna rahatsızsan niye bu senin bitiş sebebin olmadı? Veya ayrıldıktan sonra anlattın ben, mı? Ben şunu söyledim. Artık dedim. Tamam yaşadık, ettik vesaire. Kırdık, kırıldık. Bu saatten sonra dedim. Olur ya da olmaz. En azından... Kendimizi dinleyelim ve ne olacağını görürüz dedim. Bir şey yapmamıza gerek yok dedim. O da işte sen istiyorsan çıkarız buradan falan filan. Bu bir sevgi göstergesi değil. O sadece sormak için sordu orada. Her neyse kavga ediyorduk zaten yine. Ona gidecekti olaylar zaten. Devamını izleyelim sohbet. Öyle değilim diyorum. Bunu açıklamaya öyle hakkım değilse, var. Öyle değilse niye bu cümleyi kuruyorsun diyorum. Sen bana niye beni bununla suçluyorsun? Benim ayar olduğum şeyler... Program, o, bu, şu. Benim umurumda değil diyorum. Anladın mı? Hadi ben, çıkalım o zaman. Beni sen hadi ilgilendiriyorsun. Çıkalım. Hadi çıkalım. Elimizi kolumuzu sallayarak çıkmamıza izin tamam. Veriyorlarsa çıkalım. Veriyorlarsa çıkalım tamam. O zaman. Çıkıyor tamam. Musun? Tamam. Tamam. İzin veriyorlarsa çıkarız. Hadi izin bana veriyorlarsa çıkacağız. Absurd, tamam çıkacak o, mısın bu, ama? Şu demeyeceksin. Çıkacak önce, mısın? Önce kafamdaki şeyleri bitireceksin. İzin veriyorlarsa bak, çıkacak bana bak, mısın? Bak çıksak bile bu var ilişkinin... Çıksak bile şu an bu ilişkinin yürüyebileceğine bir inancım neden yok biliyor musun? Senin kafandaki soru işaretlerini bitirmen lazım önce. Tamam. Hmm. Ya. Bir izin versenize Seda Hanım çıkacaklar mı acaba? Çıkardım ya. Ben Melis'ciğim emin ya, olabilirsin. Bırak ama ya, bir şey bırak, söyleyeceğim bırak. Burada ayrısınız. Çıkardım. Burada ayrısınız. Evet ama mıydın? Orada beni bir şeyle suçladığı için ben de diyorum ki birincilik umurumda değil. Şu anda benimle çıkmak istiyorsan yok, hadi çıkalım şey diyorum. Yok. Ama bakın kızlar hayır. Bir dakika. Asla. Sen iste. Yeter ki sen kısmetse olur.